Salam, Aktual TV'nin hörmətli izləyiciləri. Artıq bugündən Ayasofya Muzeyi yoxdur. Var Ayasofya Məscidi. Bilirsiniz ki, Türkiyə Prezidenti bununla bağlı qərar imzaladı. Suallar çoxdur, reaksiyalar müxtəlifdir. Bu qərarın lehinə olanlar da, bunun əleyhinə olanlar da az deyil. Və məsələyə tam aydınlıq gətirmək üçün bugün Aktual TV Türkiyənin İstanbul şəhəri ilə Ayasofya məscidinin yerləşdiyi şəhərlə bağlantı yaradıb. Qonağımız Türkiyənin strateji araşdırmalar üzrə aparıcı ekspertlərindən biri Xəlil Mərddir. Salam Xəlil bəy. Aleyküm selam, iyi yayınlar diliyorum. Xəlil bəy, Əvvəla sizə Bakının və Azərbaycanın salamlarını çatdırıram. Biz de İstanbul'dan tabii Bakü deyince şunu söylemek lazım bizimle bu anı paylaşan arkadaşlarımıza. Türk dünyasının gerçekten kavşak merkezlerinden biri Bakü'dür. En eski ve en uzun süre Türk dünyasında başkentliği yapan da Tebriz'dir biliyorsunuz. Yani bizim şu anda Güney Azerbaycan dediğimiz. Azerbaycan Türklerinin, ondan sonra bizim Hazar Oğuzlarının diyelim genel manada, en uzun süre bizim Hülaguhan'dan, Sultan Alparslan'dan bu yana Tebriz biliyorsunuz en uzun dönem başkentliğimizi yaptı. Akabinde onu temsilen Bakü yaptı. Tabii Bakü deyince aklıma hemen bu büyük hatıra geliyor. Ayasofya ile de beraber anmak istiyorum esasında. Ayasofya bizde nasıl büyük bir sembol ve timsalse ondan sonra Bakü'nün ve Tebriz'in kardeşliği de topyekun Türk dünyasında Tebriz ve Bakü'nün kardeşliği de öyle özel bir önem arz ediyor. Yani Bakü deyince bizim aklımıza İstanbul'dan baktığınızda payitahttan Türk dünyasının şimdiki merkezinin İstanbul olduğunu düşünüyorum. Baktığınızda Bakü'den ileriye doğru Semerkant, Taşkent, Buhara, ondan sonra Çimkent, Almatı, Bişkek, daha ileriye Urumçi. Bugün bütün dünya Ayasofya Muzeyinin məscidə çevrilməsi, yəni müzeyə məscid statusunun verilməsi barədə Prezident Erdoğan'ın qərarını müzakirə edir. Və deyim ki, Azərbaycan cəmiyyətində də bu qərara bir mənalı yanaşma yoxdur. Yəni bu qərarın əleyhinə olanlar da var. Reallıqda nə baş verir? Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ayasofya meselesini ondan sonra bu şekilde yani tartışılır özellikle Türk dünyasında ve Türkiye'de. Hatta topyekun İslam dünyasında tartışılır hale getirmek bizim ayıplarımızdan bir tanesi. Şimdi devletlerin hükümranlık hakları var. Bizim biliyorsunuz güneyde kurduğumuz büyük medeniyetler vardı. Yani işte biliyorsunuz Selçuklu'dan sonra biz burada Güney Türkleri olarak 3 tane büyük medeniyet kurduk biliyorsun. Bunlardan bir tanesi ondan sonra batıda Osmanlı, ondan sonra merkezde büyük Safavi ve Kaçar süreci, işte şu andaki İran ve Azerbaycan topraklarındaki o büyük Türk medeniyeti, yine güneyde kim vardı bizim güneydoğumuzda? Büyük Babür. Ondan sonra da 3 tane büyük devlet kurduk. Kuzeyde de ki hangi devlet vardı? Altın Ordu vardı değil mi? Batuhan dedi ki ben bir medeniyet kuracağım, doğuyu ve batıyı birleştireceğim. Böyle büyük bir vizyonla. Şimdi Altın Ordu'nun ondan sonra da başkenti, ondan sonra da Kazan. Kazan'da Ruslar birçok medeniyetimizi yok ettiler bizim. Biz orada onların yıktıkları camiler, medreseler vesaireyle ilgili herhangi bir hükümranlık hakkına müdahale edebiliyor muyuz? Hayır, Rusya buna hiç imkan da vermez aha. Edemiyoruz. Onun dışında düşünün mesela daha Balkan devletleri daha 100 yıllık ondan sonra Batılıların, Rusların kışkırtmasıyla ondan sonradan oluşmuş. Yani düşünün 2 milyon, 3 milyon, 500 bin nüfuslu, 600 bin nüfuslu devletler var. Buralarda bizim bakın vakıf mallarımız var, vakıf. Devlet malı de değil, vakıf malı. Yani tıpkı Ayasofya gibi. Kıbrıs'ta, Yunanistan'da. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi Ayasofya bizim Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesidir.
Mesela bunu özellikle İslam dünyasında Ayasofya müze mi olmalı, cami mi olmalı tartışması, İslam dünyasında bir defa Türkiye'nin hükümranlığını ve tam bağımsızlık haklarını anlamamaktan ya da özellikle son 150 yılda büyük savaşlardan çıktık biliyorsunuz. Yani Osmanlı'ya Çar ne dedi? Hasta adam dedi. Ve bu hasta adamın mirası üzerinde 64 tane devlet kuruldu. Buna bir de ondan sonra da biz Kaşar Hanedanlığı'na Babür'ü de eklersek belki Müslüman Türk hükümdarlıklarının topraklarında 100 tane devlet var şu anda. Yani düşünebiliyor musunuz ne kadar büyük bir parçalanış? Dolayısıyla bu parçalanışın sonucunda bizim bu Müslüman ondan sonra halklarda maalesef bizim Türk milletinde de bir aşağılık kompleksi oluştu. Ya biz bunu yaparsak ne derler? Demek ki bu karar hem de Türk dünyasının dünyada bir söz sahibine çevrilmesine bir göstericiydi. Artık Türk dünyası Türkiye ile beraber emperyal gücün karşısında stratejik dengeyi yakalamıştır. Artık yurtta barış, dünyada barış vesaire diye ondan sonra kendi pısırıklığımıza perde yaptığımız bu sözleri artık biz bundan sonra kendi haklarımızı alırken kullanacağız. Kendi haklarımızı kullanırken hem masaya vuracağız hem de artık yine diyeceğiz ki ya biz yurtta barış, dünyada barışı istiyoruz. Yani artık bir cümleyi bile artık kullanma şeklimiz değişmeli. Ama bunun için neyin değişmesi gerekiyor? Kafaların değişmesi gerekiyor. Yani Türk dünyasının topyekün şunu unutmamalı Türk dünyası. 1,5-2 milyarlık İslam dünyası kocaman bir tren katarı. Ama bu katarın bir lokomotife ihtiyacı var. Bu lokomotif de Türk milletidir. Neden? Bunu Halil Mert söylemiyor. Bunu tarih söylüyor. Bunu coğrafya söylüyor. Bunu medeniyet söylüyor. Yani dolayısıyla biz meseleye böyle büyük bakmak zorundayız. Ayasofya da böyle. Ya düşünebiliyor musunuz? Çağ açıp çağ kapatan. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iltifatına mazhar olmuş. Ve Doğu Türklüğünün mirasını, Cengiz'in mirasını da Kırım'ı kendisine ilhak ederek, Kırım Hanlığından evlilik yaparak han sıfatını da alıp, Doğu ve Batı Türklüğünün de lideri benim diyen o büyük padişah Sultan Muhammed Han. Bakın Osmanlı'da Sultan Fatih Han'dan önce han sıfatlı bir tane padişah yoktur. Neden? Çünkü Cengiz soyunun mirasını da Fatih Sultan Mehmet Han üstlendi. Ve şu mesajı verdi. Dedi ki ben bütün artık Türklerin o büyük medeniyetin de artık hamisi, büyüğü, öncüsü benim. Ve Cengiz yasalarında biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Han'a kadar doğudaki han kıdemliydi. Hatta hatırlarsanız Timur Yıldırım Beyazıt'a yazdığı mektupta ne demişti? Atamız Cengiz'in yasalarına göre ben doğudaki hanım. Ben senden daha kıdemliyim. Bu İstanbul'un fethiyle beraber artık tüm dünyasındaki lider hanlık batıya geçti. Neden? Çünkü batıdaki han o büyük ondan sonra Batı barbarlığının karşısında duruyor. Ahmet Nejat çok güzel bir söz söylemişti. Yıllar önce yani 2009'da, 2008'de İslam Konferansı Örgütü'nde İstanbul'da. Dedi ki, bütün dedi Asya, bakın bütün Asya Türklere çok şey borçlu dedi. Çünkü Türkler 600 yıl Avrupalı barbarlardan bütün Asya'yı korudular. Hakikaten de beladı. İşte bütün Asya'yı koruyan o büyük medeniyetin sembol şeyi, mabedi Ayasofya. Ki Ayasofya'yı ecdat Batılıların bu medeni zannettiğimiz Batılıların yaptığı gibi biz hiçbir mabedi ahır yapmadık. Bakın ahır yapmadık, depo yapmadık, aşağılamadık, yıkmadık. Bakın Ayasofya kaç kez yağmalandı biliyor musunuz? Tam 11 kez. 11 kez yağmalandı. Kim tarafından biliyor musunuz? Katolik Haçlılar tarafından. Bugün bakın Doğu Roma'da yani İstanbul'daki birçok eser şu anda nerede biliyor musunuz? Vatikan'daki o büyük heykeller, büyük yapılar, süsler hepsi Anadolu'nun yağmalanmasıyla Haçlı seferlerinde İtalya'ya götürülmüştür. Şimdi bakın bunlar bizim gündeme getirmediğimiz gerçekler. Çünkü bizim batıcılarımız
Batı'ya körü körüne gözleri kapatmış böyle hayran. Yani aranı karıştırmaya cenk gösterenler gelpçilerdi. Artık Türk milleti bu taassubu yenecek. Türk milleti mesela Ayasofya, bugün Ayasofya'nın ondan sonra artık Müslüman Türk'ün Ayasofya Camii olarak o fetih camii sembolü haline dönmesi, Şiisiyle, Sünnisiyle, Kızılbaşıyla bütün Türklerin, hatta Müslüman olmayan Türkler ki bunların büyük çoğunluğu da Ortodoks biliyorsunuz. Macarlar, ondan sonra Çuvaşlar, efendime söyleyeyim Gagavuzlar, bunlar hep Ortodoks Türkler. Ondan sonra bir de Anadolu'dan bizim nüfus mübadelesinde Yunanistan'a gönderdiğimiz Karaman Türkleri var. Bunlar da Ortodokstu. Şimdi bunlardan bir tepki var mı? Yok. Neden yok biliyor musunuz Eytibar Beyciğim? Çünkü Osmanlı bu insanlara gayrimüslim muamelesi yapmamış. İslam hukuku iki kısımdır biliyorsunuz. Bir Müslümler için bir tatbikat, iki gayrimüslimler için bir tatbikat. Bunlara gayrimüslim muamelesi yapmamıştır. Bunlardan cizye ve fidye almamıştır. Dolayısıyla bunlar da ciddi manada Türk kültürüne ait de zaten terbiye duruyordu. Bir de İslam kültüründen de birçok şey geçmiştir onlara. Mesela birçok Balkanlardaki işte Romanya'daki Ortodoks Türkler bizim Müslüman Türklerle beraber kurban keserler. Şimdi Rus Ortodoks Kilisesi buraya papazlar göndermeye başladı. Onlar biz bu işte kurban kesmiyoruz, bizim dinimizde yok böyle şeyler deyip şimdi müdahale etmeye başladılar. Ya söylemek istediğim şey şu. Ayasofya bizim Türk milletinin topyekün tam bağımsızlıkla ilgili sürecini tamamladığının göstergesidir. Bu çok ciddi hadisedir Türk dünyası için. Artık Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsız olduğunu deklare etmiştir ve kendi hükümranlık haklarını kendi topraklarındaki kullanmaya başlamıştır. Peki bunu mesela Cumhurbaşkanımızın şimdi şeyi var. Farkındaysanız Türkiye'de bu iç siyaset malzemesi de yapıldı. İyi Parti diye bir parti var. Bu parti meclise önerge vermişti. Şimdi bu önerge Milliyetçi Hareket Partimizin ve AK Partimizin oylarıyla reddedildi. Neden? Çünkü Cumhur İttifakı bu noktada neyin işletilmesini istiyor? Hukukun işletilmesini istiyor. Çünkü şu anda Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Sırbistan'da, Romanya'da, Polonya'da, Ukrayna'da, Rusya'da, Gürcistan'da, ondan sonra Irak'ta, Suriye'de, İran'da, Suudi Arabistan'da, Mısır'da, Libya'da, Cezayir'de, Fas'ta, Tunus'ta, Kıbrıs'ta bunların tamamında şu anda Osmanlı'nın vakıf malları var. Bunlarla ilgili bizim uluslararası hukuku işletmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Ayasofya ile ilgili hükümranlık haklarını kullanırken de uluslararası hukuku gözetti. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum size. Biz bunu yaparken uluslararası hukukun kurallarına da uygun olarak yapıyoruz. Tabii Türkiye'nin bu yaptığı faaliyetler de Türk dünyasının bu yeni bağımsız olan devletlerine de örnektir. Ondan sonra bu yönüyle de Azerbaycan'daki ondan sonra bizim Azerbaycan Türkleri ondan sonra Oğuz'un şöyle diyorum ben Türk dünyasının şu anda beyni ondan sonra başı Anadolu Türkiye, boynu Azerbaycan, Azerbaycan Türklüğü boynu, gövdesi de ondan sonra Ulu Türkistan, Büyük Türkistan ondan sonra. Tabii Azerbaycan Türkleri bu yönüyle çok ciddi bir şey temsil ediyorlar. En azından biz şimdi Anadolu Türklerinin, onunla Türk dünyasının şu andaki motive edici, itici gücü olan bu büyük gücün ne yapmaya çalıştığını da Azerbaycan'daki Oğuz boylarının da en azından hani doğru anlaması, doğru mütalaa etmesini arzu ederiz. Bu yönüyle de ben konuyu biraz daha böyle tafsilatıyla açmış oldum. Ayasofya kararının 15 Eylül yani 15 Temmuz hadiselerinin il dönümü arefesinde verilmesi de dikkatten yayınmadı. Şunu söyleyeceğim size. Tabii Türkiye'de bir iç politik var. Bu iç politik maalesef Türk dünyasına da olumlu ve olumsuz yönleriyle yansıyor. Türkiye'deki bu iç politik kavgadan Türk dünyası haberdar olmalı. Ama Türkiye'deki bu özellikle ihanetle işbirliği yapan,
Batılı güçlerle işbirliği yapan kadrolara karşı ondan sonra Türk dünyası dikkatli olmalı. Türk dünyası Türkiye'deki işte FETÖ tarzı ya da ondan sonra Selefilik gibi ondan sonra Türk milletinin geleneklerine, terbiyesine, töresine, adabına düşman, Türk milletinin geleceğine düşman olan unsurlara karşı da topyekün dikkatli olmalıyız. Yani geçmişte, buyurun. Geçmişte bizim işte Türklük, ondan sonra Türk milletinin edebi terbiyesi, Türk milletinin imanı vesaire gibi değerlerimizi gündem yapıp bizim çocuklarımızı çalan insanlar, şimdi 15 Temmuz da geliyor biliyorsunuz. 15 Temmuz'da maalesef bu milletin milli bir hükümetine darbe yaptılar. Ve bu darbenin başındaki bütün kadrolar şu anda bir, Amerika'dalar, İngiltere'deler, Almanya'dalar. Bunlardan bir tanesi de çıkıp mesela gelip ya bir kurmay albay, bir general gelip teslim olup Türkiye Cumhuriyeti'ne gelip arkadaş ben bu haklı sebeplerle böyle bir şey yaptım diyecek bir tane bu milletin töresine, terbiyesine, edebine uygun davranacak yani bizim hani sokak ağzıyla bir tane delikanlı çıkmadı Etibar Beyciğim. Bütün bunları niye söylüyoruz? Bir taraftan Kutlu Ayasofya'nın bakın inşallah yeniden zincirlerinden kurtulup Türk milletinin topyekün tam bağımsızlığını deklare ettiği bu günlerin sevincini paylaşıyoruz. Ama 15 Temmuz'da içimizde nasıl bir ihaneti büyüttüğümüzün dersini de aziz milletimize ondan sonra da bütün Türk dünyasında çünkü bir FETÖ tehdidi var. Hatırlatıyoruz. Üçüncüsü biliyorsunuz ondan sonra tam da şimdi Ortodoks dünya ne diyor? Şimdi Ayasofya bizim şeyimizdi, sembolümüzdü. Ondan sonra da ama maalesef Ortodoks Sırpların bizim Müslüman Boşnak kardeşlerimize Bosna Hersek'te yaptıkları katliamın da biliyorsunuz 11 Temmuz Seneyi Devriyesi oradaki o yapılan katliam, zulüm, tecavüz, gözyaşı ki Karabağ'dan biliyoruz biz biliyorsunuz. Ondan sonra da aynı şeyleri yaptılar. Yani sonuç itibariyle Rumlar İstiklal Harbi'nde aynı şeyi yaptı. Ondan sonra Ermeniler Anadolu'da o dönemde aynı şeyi yaptı. İnsanları camilere doldurup ateşe verdiler. Kadınların kızlara tecavüz ettiler. Çocuklarımızı Ermeni yetimhanelerine götürdüler. Bakın. Aynı şeyi baktığınızda bakın 100 yıl sonra Bosna'da yapıldı. Aynı şey 100 yıl sonra nerede yapıldı? Azerbaycan'da, Karabağ'da yapıldı. Aynı şey Çeçenistan'da yapıldı. Yani sonuç itibariyle bakıyorsunuz düşman ismi Rus da olsa, Ermeni de olsa, Rum da olsa, işte Bulgar da olsa, ondan sonra da geçmişte Fransız da olsa, Cezayir'de, Tunus'ta yaptığı gibi, Myanmar'da Çin destekli yaptılar biliyorsunuz. Ondan sonra da ne olursa olsun aynı şeyleri yapıyor. Katliam yapıyor, tecavüz ediyor, kadın çocuk demeden öldürüyor. Biz şükürler olsun ki Müslüman Türk'ün geçmişinde bir tane böyle ayıp yoktur. Sadece Türkiye Türklüğü değil. Dünyanın neresindeki Türk'e giderseniz gidin, sadece Müslümanlar değil, Müslüman olmayan Türklerin tarihinde de böyle bir soykırım vesaire yoktur. Ve şunu söyleyeceğim size, aman dileyene el kalkmaz sözü bir atasözüdür. Biz onu mesela hadis-i şerif gibi anlıyoruz, değil mi? Mesela Peygamberimizin bir sözü gibi biliyoruz, bilen insanlarımız var. Ama aman dileyene el kalkmaz sözü, yani İmam Ali Kerremallahu Veçhe'nin hani ondan sonra o sözü yani o yaptığı o güzel şeyin aslında kökünde Türk milletinin aman dileyene el kalkmaz düsturu vardır, prensibi vardır. Bizim harp ettiğimiz düşman aman dilediği andan itibaren biz kılıcı indirmişiz. Onun çocuğuna, çoluğuna, evladına sahip çıkmışız. Ve dolayısıyla da mesela biz Türk milleti için bir ırktan bahsetmiyoruz. Türk milleti büyük bir töre, terbiye ve medeniyetin adı. Ve elhamdülillah ki biz o büyük, o tertemiz mazisi olan o büyük medeniyetin evlatlarıyız. Ondan sonra ve bu büyük medeniyetin evlatları Ayasofya'da da en küçük bir yağma yapmamıştır. Ayasofya'nın Bizans'tan kalan bütün kütüphanesi, eserleri, mirasını ayrıca muhafaza etmiş ve bunlar şu anda Türkiye'de Topkapı'da sergilenmekte. Ayasofya'nın içinde ayrı bölümlerde muhafaza edilmekte.
Ve Fatih İstanbul'a girdiğinde bütün buraların bakımsızlığından çok üzülmüş ve ilk işi, ilk emri de bir, ondan sonra canınız, can güvenliğiniz benim sorumluluğumda. İbadet hürriyetiniz benim sorumluluğumda. Artık siz ondan sonra o bir Müslüman hükümdarın himayesindesiniz. Rahat olun dedikten sonra da oradaki o geçmişin eserlerine sahip çıkmıştır. Yani bizim ecdadımızın bir kültürü, medeniyeti yok etmek gibi hiçbir hareketi yoktur. Halil Bey, ben İstanbul'da olarken Ayasofya Müzesi'ne, o zaman hele müzeydi, orada olmuşam. Ama orada resimler var axı. Ayasofya artık mescid olarken bu resimlerin karşısında ibadet etmek problem yaratmayacak. Şimdi şöyle. Şimdi resim olan yerde ibadet etmek hani mekruh bizim dinimizde. Sadece kıble istikametinde olmamasına özen gösteriyoruz. Burada tabii şu var. Yani onunla ilgili mutlaka İslam alimleri bir şey söyleyeceklerdir. Ondan sonra oradaki resimler farkındaysanız kubbede. Ondan sonra şimdi ecdat zaten ondan sonra kaldırırken oradan mesela heykelleri kaldırmış. Mesela sfeksleri ondan sonra oradaki mermer sütunları vesaireyi Fatih Sultan Mehmet Han atamız kaldırmamış. Mutlaka onun da çok büyük alim, ülema ondan sonra mutlaka onun da hani bu işleri yaparken sorduğu, danıştığı İslam alimleri vardı devrinde. Yani sonuç itibariyle onun da ben kafasına göre burayı böyle yapın, burayı böyle yapın dediğini düşünmüyorum açıkçası. Ondan sonra söylediğiniz resimler biliyorsunuz kubbe kısmında. Ondan sonra şey olarak hani fıkhen geçen bir yerde okudum ama yani seyircilerimizi de tabii yanıltmayayım. Ondan sonra bu konuda herhangi bir sıkıntının olmadığı ile ilgili bir şey okudum. Ama yani bunu tabii beni bu manada bir kaynak olarak kabul etmeyin. Nihayetinde hani ben ilahiyatçı değilim. Çok iyi bildiğim bir konu da değil. Ama yani Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda hani gerçekten iyi ilim adamlarının olduğu bir yapı. Mutlaka orada bunu değerlendireceklerdir. Ona göre de bir hal tarzı seçilecektir. Ki mesela ne yapıldı? Biliyorsunuz burası camiden işte bakıma alıyoruz bahanesiyle kapatıldığında buradaki bakın şamdanlar Cumhurbaşkanımızın bir konuşması var. Dün akşamleyin yaptı. Onu mutlaka Azerbaycan'daki kardeşlerimin de izlemesini arzu ederim. Buradaki şamdanları dökümhanelerde eritiyorlar. Bakın. Halıları parçalayıp o çok böyle nadide halıları parçalayıp dağıtıyorlar. Resmen yağmalanıyor. Yani maalesef Cumhuriyet'in başlangıcında bu hangi akılla ve hangi ihanetle bu yapıldıysa yani Ayasofya Haçlılardan sonra maalesef yani Müslüman Türk milletinin 500 yıldır cami olarak kullandığı, 500 yıldır hafızların Kur'an-ı Kerim okuduğu bir mabet maalesef ismi Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin olan insanlarca yağmalanıyor ve kapatılıyor. İnşallah bunları telafi edeceğiz. Yani Türk milleti en ağır ondan sonra Necip Fazıl merhum biliyorsunuz şairimiz Necip Fazıl'ı. Ondan sonra öz yurdunda esirsin, öz vatanında parya diyor. Yani biz öz yurdumuzdaki esaretten de kurtuluyoruz. Öz yurdumuzdaki paryalıktan da kurtuluyoruz. İşte biz Azerbaycan'ı, Kazakistan'ı vesaireyi gördüğümüzde ben şöyle bir kanaat oluşmuştu bende. Yani Ruslar bizim milletimizin imanıyla uğraşmışlar çok. Ama özellikle Kazakistan'da ben şunu gördüm. Güney Kazakistan'da töre duruyor, terbiye duruyor, edep duruyor. Ondan sonra da. Ama Anadolu'da bir de yeni rejim bunları da hedef almış. Bunları da çok sonra fark etti. Ya yani meseleye büyük baksınlar. Ben şunu söyleyeyim tabii bunları söylerken. Bizim geçmişte kavga edecek zamanımız yok. Bizim gelecek hedeflerimiz var. Yani Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dedi ki 2023 Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü, 100. yıl dönümü. 2053 hedefimiz dedi. İstanbul'un fethinin ondan sonra 600. yıl dönümü. Ondan sonra 2071 dedi. Malazgirt'in 1000. yıl dönümü. Bakın bizim artık yeni hedeflerimiz var ve bu yeni hedeflerimize dönük olarak bu senelere yeni hedefler koyup, yeni vizyonlar koyup, bilimi, teknolojiyi, çağın icablarını algılayıp yani bizim merhum Necip Fazıl'ın,
Ondan sonra Türk İslam Öyküsü'nün yazarı Seyit Ahmet Arvasi merhumun, ondan sonra merhum Alparslan Türkeş'in, bunların çok güzel bir sözü var. Hepsi aynı sözü söylemişler. Bir elinde Kur'an, öbür elinde bilgisayar, teknoloji. Bu ikisiyle beraber çift kanatlı yeni bir medeniyet inşası, yeni bir gençlik inşası. Ondan sonra biz bunu gaye edinmeliyiz. Türkiye'nin Suriye, Libya ve bu kimi birçok diğer problemleri var. Ve indi de Ayasofya. Bu Türkiye'nin üzerine bu kadar yük ağır olmayacak. Şimdi şöyle söyleyelim. Bunu Etibar Beyciğim, 2 gün önce bizim, ben biliyorsunuz emekli subayım, emekli yarbayım. Yine silahlı kuvvetlerden emekli benim bir kardeşim aradı beni. Ya abi dedi, yani çok şu anda Türkiye, bakın Libya'da var. Ondan sonra işte Suriye'de var, Irak'ta var, Sudan'da var, Afganistan'da var, Somali'de var. Ondan sonra yani Katar'da var, Basra'da var, Akdeniz'de var, Kızıldeniz'de var. Ondan sonra bu kadar bu yoğunluğun içinde biz Ayasofya'yı açarak karşımızdaki Haçlı'yı bir araya getirmeyeceğiz mi dedi. Yani bu adamlar hep beraber bize çullanması için bir sebep olmayacak mı? Dedim ki yani onlar zaten bize çullanıyorlar. Yani Türkiye'ye zaten çullanmamışlar mı? Suriye'de bize az kalsın IŞİD'e karşı biliyorsun. IŞİD'e karşı, DAEŞ'e karşı savaşan tek devletiz biz. Diğer hiçbir devlet doğrudan savaşmadı. Vekalet savaşları yapıyorlar farkındaysanız. Yani Amerika PKK üzerinden, bir terör örgütü üzerinden teröristle savaştı. Bu savaş mıdır? Biz Elbap'ta gittik 3700, 4000 tane IŞİD militanını öldürdük. Türkiye, IŞİD'le bizzat kendi Mehmetçiğiyle savaşan tek devlet. Buna rağmen. Ya Irak'ta yani daha ne yapabilir ki emperyalist güç? Bizim karşımızda bütün Türkiye'ye karşı maalesef aldatılmış Kürtler aracılığıyla bir cephe oluşturmaya çalışıyor. İran bu cepheye zımmen çaktırmadan destek veriyor. Bu zaten daha ne yapacaklar? Libya'da Rusya'nın ne işi var, Wagner'lerin ne işi var? Tarihte hiç Rusya Libya'da oldu mu? Sırf Hafter Rusya'da harp okulu okudu diye efendime söyleyeyim işte bir şekilde onu davet ediyor. Hafter uluslararası ondan sonra şeyde uluslararası siyasette Birleşmiş Milletler'de tanınmış bir adam mı? Birleşmiş Milletler'de terörist Rusya'yı davet ediyor. Rusya bu davete icabet ediyor. Bu ne demek? Uluslararası terörü destekliyor demek. Şimdi daha nasıl bir blok oluşturacak? İngiltere sinsi bir şekilde sessizliğini koruyor. Amerika agresif davranamıyor. Rusya agresif davranamıyor. Neden? Bakın hatırlayın geçen hafta ondan sonra Tataristan'da bir Müslüman kadını tekmeledi bir Tatar. Hatırlıyor musunuz o şeyi sosyal medyada? Oradaki Müslüman Tatarlar adamı almışlar. Bir güzel hastanelik edecek şekilde dövmüşler. Bunu da sosyal medyada paylaşmışlar. Bakın bir hukuk devletinde oluyor bunlar. Rusya'da. Şimdi soruyorum size. Böyle dinamik, artık ordusunun içinde Müslüman Türklerden başka askerlik yapacak adamı kalmadı Rusya'nın. En iyi askerleri Müslümanlar. Turan birlikleri kurdu ya düşünün. Artık yemin törenlerinde Rus ordusunda askerler Allahu Ekber diyor. Böyle bir zeminde Rusya ne kadar sesli bir şekilde Ayasofya'nın açılmasına karşı çıkabilir? İngiltere'nin sömürdüğü coğrafyanın %80'i Müslüman. Bu Müslüman halkı İngiltere ve Kraliçe ne kadar karşısına alabilir? Şimdi meseleye biraz da buradan bakalım. Yani bakın en başta söylediğim yere geliyoruz Etibar Beyciğim. Yani bu Ayasofya'nın yeniden cami oluşu mesela bir Azerbaycan Türkü olarak senin ruhunu okşamadı mı? Seni mutlu etmedi mi? Bil ki o zaman Trablus'taki ondan sonra Trablus'takini de Tunus'takini de efendim işte Tataristan'ın Kazan şehrindekini de Ufa şehrindekini de efendime söyleyeyim Ak Mescid'dekini de Üsküp'tekini de yani bütün buradaki Müslümanların, Türklerin hepsinin ruhunu mutlu etti, memnun etti hepsini. Ne oluyor? Böyle böyle onların Türkiye'ye olan bağlılığı,
Türkiye'ye olan güveni artıyor. Bu da Türkiye'nin uluslararası konjonktürde gücünü artırıyor. Yani meseleye artık bu yönüyle bakmaya başlayalım. Bir daha söylüyorum. Biz diyebiliriz mi ki Ayasofya Türk dünyasının el aksasıdır? Kesinlikle. Kesinlikle. Bakın. Şimdi bakın şunu söyleyelim. Şöyle bir gözünüzü yumun İtibar Beyciğim. Türk dünyasını hayal edin. Medeniyet merkezimiz Ötüken'den çıktı. Uygurlarla Urumçi'de medeniyet olduk. Oradan geldik daha batıya. Almatı, Bişkek, Çimkent, efendime söyleyeyim, o bölgede medeniyet olduk. Daha batıya geldik Semerkant, Taşkent, Buhara'da medeniyet olduk. Daha batıya geldik Tebriz'de, İsfahan'da, Bakü'de medeniyet olduk. Daha batıya geldik, efendime söyleyeyim, Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Trabzon, ondan sonra Kayseri, Konya, burada medeniyet olduk. Sonra daha batıya geldik, Edirne'de ve İstanbul'da payitaht olduk. Ha, daha batıya gittik. Ama medeniyet merkezini dünyanın merkezinde bıraktık. Napolyon ne diyor Napolyon? Dünya bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu diyor. Ve o dünyanın başkenti Türk milletinin şu anda payitahtıdır, merkezidir. Ve ila nihaye, yani ben Türkiye Türkiye olduğum için söylemiyorum bunu. Ben Azerbaycan balası da olsaydım Türk dünyasının merkezi İstanbul derdim. Etibar Hocam. Mən sizə təşəkkür edirəm Xəlil bəy. Azerbaycan Türklüğü deyince benim aklıma edebi değeri yüksek bir Türk topluluğu geliyor. Çok güzel şiirler yazan, ondan sonra çok güzel mahnılar söyleyen, efendime söyleyeyim. Yani Azerbaycan Türklüğü deyince bana edebi Türklük geliyor. Yani hakikaten bunu Azerbaycan Türkü olduğunuz için ifade etmiyorum. Gerçekten Türk dünyasında vaka bu olduğu için ifade ediyorum. Hatta biliyorsunuz Kafkas İslam orduları Azerbaycan'a geldiğinde Osmanlı'nın o Kafkas İslam ordusu istirahat ediyor. Askerler güreş tutuşmuşlar. Orada bir Azerbaycanlı dedemiz şöyle diyor. Ah diyor, şu diyor ondan sonra Osmanlı askerinin güreşkenliği ondan sonra da bizim diyor Azerbaycan'ın evladında olsaydı Azerbaycan evladının da edebi derinliği diyor bu Osmanlı evladında olsaydı diyor. Ama biz elhamdülillah şu anda onu yakaladık. Yani şunu söyleyeyim, ben şu anda özellikle bu Karabağ sürecinde ve Azerbaycan'ın gerçek manada kendini bulduğu süreçte onu görüyorum. Artık o Anadolu'nun güreşkenliği, işte mübarizlerde, ondan sonra o Azerbaycan'ın şühedasında, şehitlerinde, yiğitlerinde artık görüyoruz hamdolsun. Güreşkenliği Azerbaycan'ın Türk'ünde var. Şimdi inşallah Azerbaycan Türk'ünün edebi derinliği, ondan sonra da Anadolu Türk'üne de sirayet eder. Biz de sizin gibi güzel şiirlerle ve Türk milliyetçiliğini, Türk milletinin o derin ondan sonra hafızasını biz de sizler gibi ondan sonra toplumda daha yaygın hale getiririz diye dilek ve temenni ediyorum. Bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm xoş sözlərinizə görə Xəlil bəy. Bizimlə bağlantıda Türkiyənin strateji araşdırmalar üzrə aparıcı ekspertlərindən biri Xəlil Mərd idi. Biz Türkiyə dövlətinin Ayasofya Muzeyinə məscid statusunun verilməsi, bu qərara reaksiyaları və mümkün nəticələri müzakirə edirdik. Salamat qalın.